abi tamamen buraya havalı gözükelim diye bir bilgisayar koyalım dedik. Ama gözükmüyor işte. Şey böyle sanki çalışıp da gelmişiz gibi. Peki şuna ne diyorsun? Dedik. Bak. FIFA 98 var onun içinde. Tabii. Çok iyi. Kimseye de gözükmüyor. Ama aşırı tozludur. Çıkartabilir miyim? Tabii ki. Tabii. Ne serisi o? FIFA 98 mi? Abi. FIFA 98 mi? Ha orijinal de. Aynen. Çok havalı lan. İyi bir şey diyeceğim. Ben kaçırıyorum. Başladık mı şu anda? Galiba. Başladık galiba. Şu an. Kayıt açık. Tamam, ben çünkü daha başlamadık falan gibi. Sen her bölüm zaten öyle düşünüyorsun. Ya sen bu podcast'in bir üyesi değil misin abi? Yani ben her zaman kayıttayız. Evet biz her zaman kayıttayız. Hayatımız yani, kayıt oldu. Evet. Kapanıyor. Hiçbir zaman evet. Ne oldu? Bizde resmen arkadaşlar 3, 4, kayıt falan olmadı hiçbir zaman. Yer... Eren yapmaya çalışıyor yapamıyor mu? Evet, yer yani. Kadıköy. Tabii. Yapım Castle Media. Konum. Tuz Biber Stüdyo. Yeah. Ve ne yaptın podcast'ı? İyice böyle. Küfürler, edilen küfürler. Haydi bakalım, haydi bakalım. Ne yaptın zamanı? Dın 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 dın. Günah görmeyin çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aynen üstün değişmiş gibi oldu. Bugün başka bir gün. Ya Deniz ne diyorsun ya? Çıkaramadım. Yeni geldim yol uzak. Soğuk, hava soğuk. Kar başladı. Dolar kaç oldu? Dolar ne kadar? 21 olmuştur. Talan Döken'den geliyor. Talan Döken'den. Evet bugün tamamen başka bir gün. Ve bugün tamamen başka bir ne yaptın podcast. Oğlum yeni insan var da. Yeni insan var lan. Nasıl aynı gün olabilir ya? İlk kez Yiğitcan'la şunu yapıp ben çok uzun süre seni izledim. İlk kez şunu yapabilecek şekilde seni izliyorum. Nasıl memnun ettim abi? Çok muhteşemsin. Teşekkür ederim. Sahnede de yaptı öyle oldu. Tabii sahnede de oldu ama bu kayıtlar altında. Sahnede herhalde kol mesafesinde oturmamışım. Yok yakındı yine de onu arada yapmak istemedim. Abi. Sahne daha cool guylardık ya. Şu an izleyici olarak tamam. Yanımda yaptım. Şimdi arkadaşlarıma atacağım. Çok iyi. Arkadaşlar merhaba. Bir şey diyecektim. Dünyanın en odun podcast ekibi olduğumuzu söyleyecektim. Evet, ne gelen konuğu tanıtıyoruz. Ne? Tam ona girdi. Çığlığımı attım. Düzenli gibi yakaladık artık. Tabii doğru. Çığlığımı atayım mı tekrar? Tabii. Sen at çığlığını. Sen ırkçı şaka mı yapacaksın? Aynen çünkü hem de... Irkçı şaka yapacaksa olması lazım. Irkçı maymun Çiko'yla ırkçılık köşesi. Tamam mı? Tamam. Bu bölümümüzde de var. Irkçı maymun Çiko'yla ırkçılık köşesi. Peki yine cinsel rahatsızlıklarımızdan bahsedeceğiz mi Pickle'likle? Onun için acur iki kullanıyor. Abi adam bütün buff'ları almış üstüne. Aynen. Evet çocuklar. Eğer bir insan sizin beğenmediğiniz bir davranışı yapıyorsa ve kendi sizinkinden farklıysa çok büyük ihtimalle genetiklerinden dolayıdır. Evet. Belirli genetikler geçen yıllar içinde genlerimize nüfuz edip çeşitli suça karşı dispozisyonlarımızı değiştirebilir. Hı hı. Ve genellikle bu Araplarda oluyor. Kahverengi renkli insanlarda oluyor. Tabii. Her kahverengi de değil. Ama... Hangi kahverengi insanlar okey? Türk olmayan Türkler. Zenciler okey. Kahverengi değil onlar daha... Kahverengi lan. Niye bu? Hayır öyle mesela. Zendaya kahverengi. Yok yok şimdi... Bir... Latinlere bir şey demek zorunda oldukları için siyahilere siyah diyorlar. Yok şimdi. Ama hani bir gradyan hayal et. Aynen. Tamam mı? Böyle bir gradyanın ucunda beyaz çikolata var. Hı. Birer de bitter var. Hı. Beyazdan bittere gidiyoruz. Evet. Ortada da sütlüler var ya onları diyorum ben. Yani az sütlü var, çok onları sütlü brown var. Diyorlar ama bademli var. Milka sütlü bayağı zenci teni gibi. Ya çok pardon. Çok pardon. Her zenciden dediğini öksürüyorum. Evet pardon. Çok özür dilerim. O kadar ırkçısın yani. Evet. Sırayla. Çok teşekkür ederim. Ya çünkü resmen çikolata teni gibi dendi şu anda. Evet ama mesela Lupita Nyong'a hiç süt katılmamış mesela. Lupita Nyong'a hiç süt katılmamış. Aynen. Sütü var mı kızın? Bence çok yok. Ben çok rahatsız edici bir muhabbet bu. Kesilecek bir şey söyleyebilirim. Şimdi bu ya bak, çikolata değil mi? Çok özür diliyorum. Çok özür dilerim. Ben araya girmek istiyorum. Biz yine... Köşeye sıkışacağımız bir konu açtık ve köşeye sıkıştık. Tabii, en iyi ırk sence hangisi Zade? Şimdi en iyi ırkları Türkler. Konuşacaksak ve elimde de Çiko varsa en iyi ırkın ben kesinlikle üstün. Hayır. Japonlar. Yani şimdi öncelikle hiçbir ırkın. Japonlar çok iyi sen gibi oğlum. Japonlara ben de ya nasıl diyeyim Japonlar bence de. Nerede abi çok iyi. Kanka iki tane atom bombası yiyip. Doğru hayır. Bu kadar hızlı comeback yapan. Olmaz yani. İyi misin?
comeback derken sırtına boşalma anlamında gibi demedi herhalde. Aynen, tabii tabii. Yani, hani geri dönüş. Geriden geldi. Evet evet. Aynen. Atom bombasında comeback yapan deyince ona güldüm zaten. Evet evet aynen. Kam'la alakalı bir şeye gülmedim. Ha, atom bombasında comeback yapan. Ama Günan'ın bununla ilgili çok iyi bir lafı vardır. Atom bombasından hamam böcekleri de hayatta kalabiliyor. Evet. Aa, ya şimdi hayatta kalma hayatta kalma. Ama böceği de kurtuluyor da sonra Toyota fabrikası kurmuyor abi. Bence doğru. Orada bir bilemezsin. Şey ama bilemezsin. Belki bir 500. Beklesin, bekleyelim değil mi? Senin yüzüne mi tükürdüm? Yok önemli değil. Özür dilerim oluyor en bazen. En iyi 10 ırk sıralaması. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. En iyi 10 ırk sıralamasında benim favori ırkım. Bir tamam. Açıklıyorum. Tauren. Night Elf. Night Elf. Hayal. 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 Ya Blood Elf oluyor sanırım. Evet, tabii, hayır. Tabii. Onlar sonra biliyorsun soy kırıldıktan sonra Blood Elf oluyorlar. Hmm. İlk başta High Elf'ler de kalanları. Abi bu arada açık ara bütün çok yaşıyor. Sik gibi muhabbet bu ya. Ama sen açtın. Ne diyelim ya? Şimdi bütün şu ırklar şöyle ben olsun şey mu diyelim benim yani? Benim her açtığım muhabbet devam etmek zorunda değilsiniz. Kendiniz de muhabbet açabilirsiniz. Ben ne dedim size? Ben ne dedim başında? Ne dedin hatırlamıyorum ya. Ki. Irkçı maymun çiko köşesi yapıyordum ben. O başka bir şey. Siz şu anda ırkçılık yapıyorsunuz. Hayır ben de ırkçı maymun çiko köşesi yapıyorum. Eren ve Yiğitçen yapıyor o zaman. Hiçbir şey demiyorum. Hemen abi. Şu maymunu alırsanız dokunulmazlık kazanabiliyorsunuz. Bence Blood Elf'lerin bütün mimarisi çok sikko. Katılıyorum. Gerçekten evet. Yani bir yıksınlar binalarını baştan yapsınlar. Evet. Azeroth'un en üstün ırkı Taurenlerdir. Human... Güneşe falan tapıyorlar. Human ne anasını. Ya ben yani. Birazcık şöyle düşünüyorum o konuda. Human, evet. Orklar bence istilacıdır. Orklar. Bu konuda bana katılıyor musun? Hangi açıdan baktığına göre değişir. Onlar yani, da evsiz yüzsüz gariban var. Kendi gizemini yok etmişsin gelmişsin. Burası bizim diyorsun. Abi onlar da kandırıldı biliyor musun? Tabii kandırıldı. Kandırıldı. Fel Deniz kahve içsene bir iç içilmemiş sponsor kahve var. Sponsor mu? Bende var. Almadık da kahve için. Ulan sponsor üzerine kafi yazıyor zaten bir tek. Kahve iç. Hiç abi ben kahve bir kahve var. Daha içersem içeceğim tamam. Bu benim çok sinirimi bozuyor. İçeceğim peki tamam. Hazır ırkçılık demişken Yiğitcan'ın en son geçen haftaki... Deniz sıra sende. İki hafta önceki NGK'da ırkçılık baskısı yemesi, ırkçı olması için seyirci tarafından... Evet abi çok sert etmesi. Bir ırkçılık savunuldu. Çok en önemli. Son şey diye bir yorum geldi. Evet ben gururla ırkçıyım. Hmm. 2022'de Türkiye'de ırkçı değilseniz vatansever değilsiniz demektir diye bir yorum geldi kanala. Wow. Videoda yorumlarda da evet. İki saat çok sert bir şekilde ırkçılık savundular Deniz. Abi benim de başıma geldi. Erin çok ilginçti yani. Ve insan üzülüyor yani hani sevdiğimiz bizi izleyen ver, insanlar ver. Da böyle yapmasa mı oluyorum falan böyle. Yani bu elden ele doğru çok özür diliyorum. Ben çok özür dileyerek giriş yapmak istiyorum. Muhabbet çok duygusal bir arkadaşlar dur, merhaba dur. Burası ne yaptın podcast YouTube'daki ikinci bölümümüz. Hayır. Eren Aktan var, Mert Günü var, Zade var, ben varım ve Yiğitcan Erdoğan var. Ya bunu yapmadık mı ya? Yapmadık. Ben o yüzden odunuz diyorum çok özür dilerim. Demin hep şeyi yakalamaya çalışıyorum bu herif. Bizim muhabbetimizi sikip böyle birdenbire ne yaptın podcast hoş geldiniz diye bağırıyor ya. Evet. Demin tam ben o anını yakaladım. Yiğitcan Tavran falan derken ben kesip bağıracaktım. Ha. Bakıyordu telefona çünkü. Soru arıyordum çünkü. Soru arıyordun çünkü. Tam yakalayamadım. Yine kaçırdım seni. Sikiyim ya gerçekten. Ya, birini de açmasın. Burada da bir şeyin. Arkadaşlar ne yaptın podcast nedir? Ne yaptın podcast Instagram account'una gelen sizlerin sorularını aslında konuştuğumuz. Hayır. Yani. Hiçbir zaman olmadı. Bu yalanı neye ısrarla söylüyoruz her seferinde? Ben şey yapıyorum. Abi bir şey dememiz lazım yani. Makarna veriyorum gibi özetle düşün ya. Hani makarna veriyorum onlara da anladın mı? Makarna hani, veriyorsun. Oylarını versinler gibi oluyor yani. Anladın mı? Hayatımda duyduğum en dandik politik şaka. makarna veriyorum. Evet. Böyle dedi ve bıraktı yani. Makarna. O kadar. Hani o kadar kötü bir şakaydı ki Günhan tatmin olmadı ki. Günhan yani... Şaka konusunda çok merhametli bir adamdır. Hani çok kötü şakaları göğsünüyüm şatır, arkadaşımdır diye eğlenir yani. Günhan bile okey olmadı Deniz bir sorgula hayatını gerçekten. Hayır özür dilerim. Evet benden değil İnşan mizahtan. İsmail'i çağıralım ondan özür dile mizah tepsi. Tamam tamam. Evet. Okay. Ne yaptın podcast? 160. bölümünde kimi zaman yeri geldi güldük, yeri geldi eğlendik. Yeri geldi ağladık. Yeri geldi müzik mi yapayım? Okay, ya abi sen bu adama çok özür dilerim bir saniye. Niye bunu istiyorsun? Sen niye durmadan bu adama şarkı söylettiriyorsun ya ama? Girmişti ya. Artık bu adamın zayıf ama noktası oldu yani. Ama adetimiz oldu bu bizim. Abi seyirci tamam da. Bekliyor. Ama biraz şey gibi oldu böyle hani sakatla eğlenir gibi oldu. Biraz yani. Haydi şimdi sen de şarkı söyle. Bilmem şu şarkıları bırakalım. Yani ben çünkü seviyorum. Söyleyeyim okey tamam söyleyelim. Ama... Sen anlat ben arkaya saz, elektro saz remixi yapayım şarkı söyle. Tamam. Allah. Hayır ya niye adetimizi bitiriyorsun? Tamam ne yapıyorsunuz şimdi hepin abi? Şimdi bu adetini sevmiyorduk hani. Kim sen, sevmiyor ya? Sen bir ara çok kabalaşıyor Günhan diyordun. Ama artık anal bir dakika durdu. Böyle bir şey mi dedin? Senin yüzüne dedik. Tabii. Kabalaşıyor kelimesini kullandın. Kabalaşıyor. Kabalaşıyor der miyim artık bu kadar da küfür etme yarrağım falan demişim. Yani kabalaşıyor dememiştir bence. Hayatımda kabalaşıyor ki cümlesini hiç kurmadım. Günhan çok kabalaşıyor.
yarışı öyle mi? Buyur şarkını şey yapalım. Dım tıs dım tıs dım tıs dım dırım dıdım tıs dım tıs dım tıs dım dırıdım. Ne yaptın podcast kabalaşıyor. Dım tıs dım tıs dım tıs dım dım. Sikler gözleri kamaştırıyor. Dım tıs dım tıs dım tıs dım. Bugün yanımızda 5 sik var. Çünkü birisi hiç Caner Doğan. Dım tıs dım tıs dım. Benim de penisim var. Dım tıs dım tıs dım. Ben de erkek. Ben Deniz Şahin. Büyük ihtimal eşcinsel. Dım tıs dım tıs dım tıs dım. Zade Kun. Galiba eşcinsel. Öyle bir bakıştık ki. Dım tıs dım tıs dım. Eren Aktan kesinlikle eşcinsel. Burada tek heteroseksüel Mert Günhan. Dım tıs dım tıs dım tıs dım 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 dım. Ne yaptın? Hepiniz ne yaptın? Hoş geldiniz. Şu anda ekran başında, Spotify'da, telefonun başında bizi dinleyen, izleyen... Ha, ben sondaki asla gitarı salmayan adamım şu anda. Gitarda Günen yakıyor ortalığı. Evde yapıyor muydu böyle şeyler sana? Böyleydi abi, aynen. Süper. Belliymiş yani. Ya yok be, dün bana bir şey... Şunu anlatabiliyor muyum dün başıma geleni? Lütfen. Ya biraz özelimiz olacak ama abicim... Anlatma o zaman piç yani, Allah Allah. Böyle bir introduction olabilir mi? O seninle benim yanımızda yaşadığımız birebir şey bir anlatmayayım mı? Anlatma tabii. Abi silah çıktı ama. Evet. Ama biraz komikti. Ya ben hayır. Anlatılmasını istemiyorum. Ama şimdi evet, böyle denince. Böyle deyince de kötü yani, evet, çok şey oldu. Olmuş olabilir. Yani hayır bir gönül koydum şey diye. Falan yaptım. O da böyle yaptı. Sonra anlaştık ve beraber kaliteli vakit geçirdik. Şimdi ne anlatacaktın buradan sen? Kurduğun bir cümle çok komik. Ne? Hadi anlat amına koyayım, tamam. Buraya geldim ve sen kaldırıp dönüp yüzüme bakmıyorsun dedi bana. Evet. Evet. Ama kızmış olmadan sana. Abicim bir şey diyeceğim. Biz sen buraya geldiğinden beri seninle çok güzel vakit geçiriyoruz. Oğlum dün biz bunu konuşup halletmedik mi? Hallettik evet. Bunu niye şimdi burada şeyin ortasında açıyorsun? Burada yabancı bir sürü tanımadığımız insan. Ben tamam, dün bir zayıflık anında ben de 10 dakika manitayla bir şey konuşuyordum Telegram'dan. Eve girdi, yayın bitmişti. Hemen ilgilenemedim. Bir 10 dakika masanın üzerinde böyle bir kaldım. Bu kızdı ve şey dedi. Yüzüme bile bakmadın dedi. Gelince. Doğru ama yapıyorsun onu. Telefona gömülüyorsun. Evet, yani bize de ta geliyor Beylikdüzü üzerine oturuyor, telefondan kafasını kaldırmıyor. Tatile gittik, kafasını kaldırmıyor. Ne yapıyorsun diyoruz. Abi takılıyorum, ben buradayım diyor. Ama yani ben o zaman resmini açar bakarım senin. Evet evet. Yani. Galiba bu bir problem anladığım kadarıyla. Bir şey diyeyim mi? Burada ben bile... Hiçbir şey yapmasan Twitter'a bakıyorsun 2 saat. Kulübe gittik, Twitter'a baktım. Ama haberler var. Ama ben yanındayım arkadaşım. Benle konuş haberleri. Evet bu olacak galiba. Bu yeni ne olayımız. Oldu? Başka bir şekilde bir şey bir hayal etmiştim. Arkadaşlarımın beni bu şekilde tenkit etmesi evet. Yeni bir olayımız galiba. 2023 Günan'ın tarzını değiştirmeye ihtiyacımız evet, var galiba. Daha çok sosyal mi telefonu bırakalım. Arkadaşlarına yani. Biraz daha saygı göster. Evet. Oğlum ben çok da bir şey istemiyorum. Kafanı kaldırıp selam ver noktasındayım ben ya, bu arada. Gerçekten şey yapacağım bundan sonra. Oo vay canım vay. Evet lan bunlar renktir oğlum hayatta. İyi misin üstüne eşofman vereyim ben. Aynen hiçbir şey yemeyecek, hiçbir şey giymeyecek. Olsun sorulur. Sonra çay içmedim diye kızdı. Aa. Arkadaşlarımızın 15. senesine gidiyoruz çocuklar. Çay sevmediğimi kabullenemiyor. Asla yani reddediyor. Her seferinde çay koyar, içer misin diye soruyor. Ben diyorum ki hayır ve hepsi kızıyor. Diyor ki ne demek ya sen nasıl bir insansın diyor, çay içmiyorsun diyor. Ama çok ağır nasıl bir insansın da denmez çay sevmeyen bir adama. Çay sevilmiyor bu arada. Dün gerçekten nasıl sinirlendim. Ya? Ama ben de içmiyorum. Az önce dedim. Oğlum ben de içmiyorum ne? Yani. Bir dakika. Çay bu nasıl bir şey lan? Çay sevilmiyor bu arada. Çay sevmiyor oğlum çay. Günan çok içiyor. Bana çok mantıklı bir tadı varmış gibi gelmiyor çayın, özür dilerim. Günan çok içiyor. Ben nereye içiyorum? Ben size ne zaman... Plajda çocuk durmadı. Sürekli çay gitti yani. Ama çok güzel oluyor plajda. Sen çok içiyorsun. Ama plajda çok güzel. Baba gibi çay içiyorsun. Ben çay severim. Ama çay sevmeyen adama da bir şey demem. Teşekkür ederim. Ne tatlı abi. Ben çay sevmeyen adama bir şey derim ya. Kim nasıl ağzına abi, ne sokuyor? Kime ne ya? Katılıyorum çok abi. Dün o kadar sinirlendim ki dedim ki ben dedim cinnet geçireceğim galiba. Evet böyle dedim, masayı devireceğim dedim. Çay içmediğin için. Çay içmediğim için. Abi sen bugün gibisin, özür dileriz. Çay içme işimin 15 artık. Gel bende kal abi. Ve gerçekten de o an o sinir geldi. Camı çerçeve indiresim geldi gerçekten. Sen başka bir var. Kuruldun 2023 kanka. 2023 günü sinirini de almamız tabii, lazım. Tabii. Yani şöyle bir koy bir içelim kanka dese rahatlayacağım amına koyayım. Kanka bir arkadaş olarak soru soracağım. Sen uyandığında da neden sinirli oluyorsun? Çok. Bilmiyorum. Ya çocuklar siz bu programda dizi film konuşuyorsunuz mu? Lütfen. Lütfen. Oğlum She-Hulk'ın sezon finalini izledik dün Gülhan'la. Abi hayatımda izlediğim en salak şeylerden bir tanesi lan. İzlediniz mi? Ben izledim. Dördüncü duvar diye bokunu çıkardım. Abi çok kötü. Ne oluyor biliyor musunuz? She-Hulk bir yerde bir noktada
Disney Plus menüsüne çıkıyor. Oha. Disney Plus menüsüne çıkıyor abi. Hangisini istedin? Kırıyor böyle ekranı. Menüden Behind the Scenes programına gidiyor. Evet evet. Gerçek dünya gerçek dünyaya geliyor. Marvel Studio dizinin yazım odasına giriyor. Kendi dizisinin yazım odasına giriyor. Yazarları azarlıyor. Bana kötü final yazıyorsunuz diye. Ondan sonra yazarlar diyor ki ama yani bize de Kevin böyle yaz dedi. Kevin Feige. Kevin falan. Sonra ne kim Kevin'le tanıştırırım beni tanıştıramazsın. Hayır ben tanışırım ben şey yaparım. Gidiyor Kevin robotmuş. Bütün Marvel'ı böyle formüle ediyormuş. Azarlıyor abi. Marvel'ı yazan robotu şey diye azarlıyor. Bok bok finaller yazıyorsunuz. 30'dur aynı filmi çekiyorsunuz. Ne salak salak işler bunlar. Bana başka final yazın diye azarlıyor. Geri kendi dizisine giriyor. Twitter oluyor yani bir an. Şey evet. Canım, Deadpool olsa bu okey miydi peki? Ha, abi. Bence orada da çok abi fazla. Deadpool'un yapışıyla bunun yapışı o aynı değil. Bak Günhan'la konuştuk bunu. Deadpool manyak ya abi. Şimdi Deadpool neden dördüncü duvarı kırıyor? Çünkü Deadpool çatlamış kafa. Yanmış. Abi, delidir diyorsun. Deli yani. Ne yapsın? Bunun delidir. Öyle bir şey de yok. Bu süper güç gibi bir şey. Yani bir üst evrene çıktı indi. Hani bunu yapan evrene çıktı yani indi. Yani bütün senin Marvel filmlerini takip ettiğin bütün Canon'ı sikliyor. Evet evet. Ciddiye aldığımız her şeyi at çöpe yap. Şey evet. Diyor yani sen Iron Man'i mi sevdin? Evet salaksın. Salaksın sen. Sen Endgame'i mi sevdin? Ciddiye mi aldın bu Canon'ı? Sen bunun hesabını mı yaptın? Evet, sen malsın evet. Oğlum. Biz son 15 senedir 20 senedir ben bu Canon'a film çıkardım. Ben mesela alacağım bundan sonra? Ben de alamam. Abi çok ayıp bir şey lan. Oğlum bir de yani şeyde bitmedi. Luke Skywalker'ın Işın Kılıcı'nı atması gibi bir şeydi. Daha da kötü yani. Evet. Denk daha da kötü. Marvel'ın Scary Movie'si gibi şey yok. Abi evet ve yani şöyle oldu sonra. Çıktı dışarı. Geri girdi evrene. En son böyle Daredevil, işte Hulk, Hulk'ın oğlu geldi. Abi asıl Hulk'ın... şey söylemesin. Dur bir final Hulk'ın oldu. Finali beğenmedi. Evet. Karakterleri sildirtti. Finali değiştirdi. Değiştirdi. Yazar odasını azarlayıp geri döndü. Sonra Hulk, Hulk'ın oğlu. Hulk'ın oğlu çıktı bir anda bu arada. Ve Daredevil ve işte kızın ailesi piknik yaptılar. Aile pikniği tarzı. Daredevil'la sevgili oldular. Hemen sevgili evet, olmuşlar. Hemen sevgili oldu. Falan. Bir de şey şakası Netflix yapıyor. Matt Murdock'a çakıyorum falan. Evet. Ha. Ha, aynen. Biz Hulk'lar smashlarız. İşte ben de Matt Murdock'u smashlarım. İğrenç şaka. Çok kötü. Çok kötü en abi. En önemli konuşmamız gereken şey şuydu. Ben bir kadının başrolde olmasından hoşlanmadım. Haydi. Nasıl ya? Ben bir kadının başrolde olmasından... Hadi bu problemi... Bu problemi sen abi, onu al. Aynen. Kanka sen Hulk al. King mahlasıyla hemen internet forum kuruyorsun. Aa, kendine kan çalıyorsun. Onu da bilir. Onu da güzel bir kalkan da örmüşler farkında mısın? Yani siz bunu diyenler de bunlar gibi. Ya diyormuş. Abi evet de o insanlar birincisi insanlar öyle gözükmüyor. Evet. İkincisi insanlar toplantısı yani gerçekten 2001 hipster coffee shop. İğrenç her şey çok saçma her şey i̇nsanlar çok güzel parmak. İnsanlar toplantısı mı var dizide? İnsanlar toplantısı var abi dizide. Hulk bunu, ay, ben çok bu arada merak ettim ya. Diziyi ya şu an. Kötü ben iyi ki izlememişim izlemeyeceğim. Abi en kötüsünü söyleyeyim dur. Eren unutma lafını. Abi en kötü dizi bitti. Kredisi aktı. Post kredi sahnesinde. Abomination şeyinde duruyor. Hücresinde duruyor. Wong portal açtı. Aa lütfen ay yani. Abomination utanma Wong'a. Abomination bak abi. Random bir karakter. Wong'a dedi ki ne oldu dedi. Öteki dizide mi takıldın dedi. Wong dedi ki abi çok TV dizisi oluyor bunlar biliyorsun dedi. Televizyon altın çağında evet dedi birkaç dizide. Ya artık Wong ha. Şey master oğlum, yani. Oğlum bu ne lan? Yani artık bu canon yok. Yani öyle oldu değil mi? Çünkü ben sana geliyorum diyorum ki şey oğlum bu ne rezillik lan? Böyle bir şey olabilir mi? Ben başka bir diziden geliyorum diye diyebilir mi bir karakter ya? Böyle Doctor Strange'in yardımcısı bu herif ne Master? Sorcerer Supreme. Evet. Ayıp artık başka ya. Bir dizide mi kaldın dedi. Çocuk kanalına mı döndü? Evet. Abi artık hadi oyuncak dedi, satmak için var mı bir şeyler dedi, üretiyorlar dedi, herhalde yani. Oğlum çok kötüydü ya. Yani zaten rezalet gözükmüyor mu ya? O dönüşümü bile göster. Şey değil. Böyle hareketler şöyle böyle smooth hani böyle 3 boyut 30 FPS gibi böyle çok evet. Kötü. Evet evet. Çok kötü. Böyle yayıncıların avatarları oluyor ya böyle ayı oluyorsun yayın yaparken. Onunla yapmışlar abi. Ayı mı oluyorsun yayın yaparken? Babor Rain vardı ya benim işte. Bunu gerçekten yapan da var galiba bu arada. Çok kötüydü ya gerçekten. Allah affetsin. Çok yazık. Ben bütün yani bana saygısızlık etti abi. Evet evet. Ben niye Marvel filmlerini sevmişim ki ben yani? Ben Infinity War'da niye etkilendim? Tabii. Bekledim falan. Yani keşke bir şeyi hak yazsaymış düzeltseymiş abi. Daha iyisini yapacakmış yani kızdı. Sokmamış. Chico'nun da bir fikri var. Chico diyor ki hem kadın başrolden rahatsız olmuş. Hem de verdiği feminist mesajlardan rahatsız olmuş. Hem de diyor ki madem She-Hulk olacaktı daha fazla göt meme görmeliydik. Ha. Ten rengini beğenmiş mi? Ten renginden emin değil çok fazla. Peki. Onu da diyor biliyor musun? Matt Murdock'la sahneleri falan biz diyor o kadarını bizde öyle bir kategori yok diyor Kevin. Evet biraz az seks yaptık diyor. Peki şöyle bir şey olsa. Ya, 2023 seçimleri. She-Hulk giriyor. Birdenbire böyle CHP kazanıyor. Tamam mı? Millet İttifakı kazanıyor.
Birdenbire Erdoğan ekrandan çıkıyor. Halk şey gibi. Halka filmi gibi. Ama saçları çok uzun böyle. ve böyle birdenbire bütün seçim sonuçlarını değiştiriyor. Bütün haritayı sarı yapıyor böyle. AKP sarısı yapıyor. Ve öyle oluyor. Ne dersiniz buna? Hayır. İyi bir final der miyiz? Yaşandı. Demeyiz. Çok bu olabilecek bir şey bu arada. Ne? Bu olabilecek bu bir şey. Oldu abi. Evet. Lotter'dan bahsedeceğiz o zaman. Ya gerçekten. Onunla ilgili soruyla girmek istiyorum Lotter'a. Evet, hızlıca geliyor. Lotter. Hello, inanılmaz hayran olduğum Lotter serisinden. Sauron'la Galadriel fantezim ortaya çıktı. Spoiler'dır. Spoiler'dır. Evet. O da ne tatsız bir sahne. Beni yatağa bağlayıp Mordor'un kara lisanıyla dirty talk yapacak Sauron'u mu arıyorum? Sizce partnerime bunu söylesem çok mu kayıp? Yok değil. Ben öncelikle diziden bahsetmek istedim. Biraz range tamam, önce konuyu anlat bence biraz. Konu yok, anlatmayayım. İzlesinler öyle. Şey. Anlat be. Abi sal ya Allah aşkına. Spoiler mi olur bunun ya? Finalden iki hafta sonra yayınlayacağız. Hayır anlatmak ben o kara lisanı burada ağzıma almam. Arkadaşlar mi? Galadriel ve Sauron böyle... Kara lisan dedi. Verebilir misin? Hayır. Ya bunu kesmeyelim ya. Şimdi anladım. Kara lisan dedi ve "Hey what's up?" dedi adam, yani anladın mı? Bunun ötesi artık. Abi sana ırkçı diyor. Bu siyahi lisanım, oyunum demek istiyorsun zaten. Hayır hayır, ben öyle anlamadım. Adam yaptığı gönderme o şimdi. Öyle mi? Niye abi sırtında maymun var diye mi siyahi lisan? Öyle mi lan? Yeter artık. Hayır. Zadın ırkçılığını ortaya çıkardığımız anlam. Ben şöyle bir şey söyleyeyim istiyorum. Yo what the fuck'ın nesi ırkçı ya? Yo what the fuck'ın hiçbir yeri ırkçı değil. Tamam. Ama şimdi Günan'ı biliyor. I'm Jay-Z. Artık aklandım. Sıkıntı 20 yok. 20 saniye daha dursaydım çıkaracaktım seni bu delikten ya. Ben 20 şu saniye an ya. Terlemeye başlamıştım Jay-Z diyene kadar. Evet, evet. Yani böyle az kalsın kendi işimi bitirecektim evet, evet. Ve kurtardım. Yani teşekkür ederim. Götür çok kötü. Niye çok kötü? Abi hakaret ikincisi bana resmen. Benim dişlerini sıkarak konuşuyor. Ya niye bu kadar alıngansın abi sen? Ayıp dizi ayıp. Bak bir insan olsaydı kafa atardım diziye bak. Çünkü ne biliyor musun? Benim aileme küfretti dizi. Nasıl? Hakaret ediyor oğlum. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. O da hemfikir senin. Çok sevdi. Kötülüğü geç artık, kötülüğü geç. Wattpad okumak istesem Wattpad okurdum ben. O zaman yazma o ismi oraya. Yani şey çok kötü abi bir kere. Tolkien... Yani yazmamış. ya bir yerde ben bir random bir bölüm açtım. 20 dakika falan izledim. Bir yerde odun sevkiyatları konuşuyorlar daha. Böyle şey falan diyor. Bu bölgelere hükmedersek işte biz tahta oturmayız ama tahtın arkasında işleri evet. Yönetirken odun sevkiyatlarını düzenleriz. O zaman da biz kontrol ederiz. Ya bu ne amına koyayım? Yani Star Wars'ta da benzin bitince aynı şey olmuştu. Niye? Ya neden abi yani anladın çok mı? Bunlar fantastik masalsı şeyler. Bana benzinden, abi, odundan gelmeyin yani. Abi en az problemimiz bu arada. Crusader yani, Kings mi bu? Lore'u değiştirmek zaten direkt. Abi bir sürü... Yani. Evet yani ama en kötüsü şey abi. Şey abi geldi. Ben spoiler veriyorum. Herkes kendine bir kayıt olsun. Evet. Bin spoiler. Yıllık lore yani bu arada. Yüzükleri yaptılar falan. Böyle bir şey olur. Oğlum... Niye okey oldu oğlum müzik? Niye okey oldu ya? Halbrand, saçma yani. Halbrand geldik. Elfler de boşluktaymış herhalde. Bir tane sakallı adam Galadriel dedi ki ben bunu sudan çıkardım. Bu herhalde iyi biri. Onlar dediler ki... Harbi ona ne kadar çabuk tav oldu. Hemen kral oldu herif ya. Galadriel sudan çıkardı. Suçlu hayır ya. Bir de şey gibi oldu ya böyle. O üzerindeki böyle bir kolye gibi bir şey görüyor ve ondan sonra diyor ki sen insanların güneylilerin... Değilim diyor. Değilim hayır diyor. Öylesin. Bu arada şey çok komik değil mi? Salda konuşuyorlar ya dedim ya kötüyüm diye. Evet. Kötülük yaptım desem bunlara okey olur. Evet. Bir şey Halbrand haklı lan bu arada. Sauron haklı. Sauron haklı. Ben Sauron'cuyum. Ben kötü de değilim falan diyor. Ya hadi gerçek orada manipülasyon etmeye çalış. Abi manipülasyon da bu elinden parşümenle gitti dedi ki ben dedi senin olduğunu söyledin şecereye gittim baktım dedi öyle bir şey yok dedi siz ölmüşsünüz. Neden daha önce bakmamış? Elflerin kütüphanesi yok. Falan he. Ondan sonra gitti baktı eyvallah. Ondan sonra sen kötü birisin. Bu böyle yok ben iyi biriyim falan yaptı. Yok sen kötü birisin. İyi biriyim. Sen kötüsün. Uyandı. Translan çıktı. Gitti dedi ki ne oluyor? Dedi ki işte Halbrand bizi şey yapın dedi. Bir şey yapın da onu yapıyoruz. Ne olduğunu da söylemedi. Halbrand kötü biri. Dandik bir adam. Onunla geri şey dedi. Görürseniz konuşmayın dedi. Oğlum görülen ben dedi ya. Görürseniz konuşmayın. Ama o yapalım dediği aynen. Şeyi yapalım. Ha, evet, aynen evet. O çok ama saçma. Onun 3 tane ya, yapalım. Abi bir şey yok ya. Hiking'e gidip yakalatmak falan yok. Görürseniz konuşmayın. Şeyi de anlamadım abi. Bu baya gitti. Bu şeye gitmedi mi? Kuzey'in anasının amına gitti. Oralarda Sauron'u arıyordu falan böyle evet. Tek başıma da okyanusu geçti. Ama şeyde kaybedince abi bir herif var görürseniz konuşmayın aynen, oldu gerçekten mi? Kovalamadı, aratmadı. Sauron da hızlıca yürüdü hemen. Hemen siktirdim Mordor'a gitti bu arada yani böyle bir şey olamaz ya.
Kartallara binmiştir abi. Peki yolda kendisine aşırı derecede şeytani görünen kıyafetler de bulmuş belli ki. Tabii tabii. Hızlıca da poz verdi. Kral. Episod 3 Anakin Skywalker'dan. Aynen. Oğlum zaman yok ki. Almış. Herif yaralı ölüyordu. Anasının amından anasının amına götürdüler herifi. Altı hayatta günden. Kaldı ve hiç orada yaralı da değildi doğrudur. Ne kadar klasik bir kötü yazarlık belirtisidir. Bak Game of Thrones'un son sezonlarının sıçtığını buradan anlamıştık hatırlıyor musunuz? Böyle bir anda bütün Westeros... Ya Arya'nın King's Landing'den şeye gitmesi... ne o? En son ablasıyla kavuştuğu... Winterfell. Yok yok Winterfell'den de önce. Ablasıyla kavuşuyor gibi olduğu yer neredeydi bu şey? Delikli yer. Gök delikli yer. Gök delikli yer. Gök delikli yer. Gök şey delik... o... Uçurumdan atıyorlardı. Sen Game of Thrones'a bahsedin. Evet. Arya'nın... Vadi şövalyeleri. Arya'nın King's Landing'in oraya gitmesi 4 sezon aldı oğlum. Hmm. Yani sonra abi bize kuzeyden White Walker kafası lazım oldu. Gidip alıp geliyorum. Bir sonraki bölüm geliyor falan böyle yani. Bunu ayarlayamıyor işte abi kötü yazar. Zamanlamayı tutturamıyor yani. Abi, kendi içinde de timing orada olaylar oluyor. Finale çok şey ya bırakıyorlar. Ya o kulayak dedi abi hobbitler Allah aşkına vedalaşıyorlardı. Ay o vedalaşma sahnesinde. Dürüst konuşacağım ileri sardım izlemedim. Bak o kadar sevmedim ki ben o karakterleri. Ya, bana ne abi bir de Allah aşkına. Empati kurmadım ki duygulanayım orada. Bir daha görmeyeceğim bir grup kıllı. Ben şöyle düşünüyorum. Yüzüklerin Efendisi'ni neden sevdim diye düşünüyorum. Bir grup Bron'un, erkeğin maceralarını izliyoruz çünkü. Ve araya kadın karışmıyor. Yani bir grup Boys Only. Kim var? Sam var. Frindo var. Frindo mu? Cemal var. Legolas var. Kerim abiler de orada. Aragorn var. Amdalf var. Ve Chico var. Amdalf. Chico var. Chico kimdi o dizide? Bir tane Pippin Mary var işte. Aynen. Ve hepsi çok iyi. Bir de Boromir var. Bunların hepsi çok iyi arkadaşlar ve büyük ihtimalle sikişiyorlar. Ama oradaki Galadriel'le Arwen de iyiydi mesela. Ama yan karakter. Onlar arada görülebilir yani. Arwen ne yapıyor? Rohan'ın kızı da iyiydi. Ata iki vuruyor. Noronir, Narino, Noronir falan gibi bir şey diyor. Narani, Anino, Noronir bir şeyler diyor. O da ya o kitapta o memsanız. Galadriel de geliyor şey diyor. Ben çok iyi birisi değilim ha diyor. Doğru baktığın zaman. Of nasıl delirecek Yüzüklerin Efendisi fanları şimdi var ya. Nasıl diyorsun falan diye. Neyse Yüzüklerin Efendisi'nde daha çok erkek vardı. Burada ana karakterin kadın olmasından dolayı memnun değilim. Kadınlar çok konuşuyorlar ve izleme hoşuma gitmiyor. Böyle bir karakter. Wow. Bir süre es verelim. Bu sessizlik içerisinde bir boğulsun 2 dakika mizahında. Şaka yapıyorum. Şey kötü yalnız. bak Yunan buradan gelmek istemiyorum ama. Kadınlar başrol ama başrol kadınlarımızın hepsi biraz salak gibi. Herkes salak abi. Şöyle. Kim akıllı yani, ya Galadriel bariz salak. Sen sıçtın o sıvıyor yani. Kral... Hanımefendi biraz salak. Herkes salak. Kim akıllı oğlum dizide? Dizide kim akıllı? Oğlum abi dizideki tek düzgün adam Zenci Elf çıktı. O kadar ya oğlum Celebrimbor'a bir tane sakallı adam geldi dedi ki abi dedi onu Mithril'e dedi biraz da altın kırın iyi olur dedi. Celebrimbor da amına koyayım aklı ha, yokmuş dedi. Kendi başına dedi ki ha dedi iyi oldu ya doğru diyorsun dedi hemen. Lan sokaktan gelen random adam bu ya. Nedense he dedi adama ya. O yüzükler niye magic abi? Bana biri bunu açıklayabilir mi? Ben de anlamadım. Allah mı üflediler içine? Bir şey kutsal adadan gelmiş altın gümüş var dağdan dağın ruhundan. Abi elflerin niye ömrü tükeniyor sürekli zaten abi? Ağaçlarının ışığı bitiyor tatlı. Bu arada elfler de yaşadı yetmedi ama. Balrog ne oldu? Uyanmıştı. Ne bileyim. Balrog da yoprakla uyandı. Şeymiş peki. Paşam daha oynatıyordu orada. Cüceler öyle derinleri de kazmamış. Yok kazmamış. Balrog uyanmış yani. Uyanası tuttu. Yaprağı uyandı. Balrog uykusu götündeymiş bu arada. Ben öyle algılamadım bu arada. Yaprağı uyanmadı. Bir şey girince hissetti falan. Evet evet. Yaprağın enerjisine uyandı. Ama şey çok saçma yani. Zaten meğerse yaprağı yemiş kazattım. Yani zaten. Ucundaymış da yani. Oğlum Adar diye bir karakter var. Hiç gerek yok öyle bir şeye. Gökten uydurma. Adar'da şey işte komutan gördük bir tane. Niye var ki? Sauron'u öldürmüş demek. Büyücü kadın neydi? Hangisi? Onlar onlar Sauron'u arıyormuş abi. Sauron'u arıyormuş da kim o karakter? Onlar şey işte dokuzlardan yeni ilk yaptığı dokuzların üçü falan onlar gitti. Lan dokuzlardan iyi ki izlememişim ha. Yani. Çok kötü çok, abi çok iyi bir karar vermiş. Sauron'un yaptığı ilk üçlüymüş gibi böyle. Dedi ki ben iyiyim. Kötü değilim. Ya ne ben iyiyim diye bağırıp şaha kalktı. Ne kadar garip bir sahneydi o da ya. Ya Gandalf niye var? Ya ne bileyim abi. Gandalf o dönem yaşıyor olduğu söyleniyor ama hiç tam hikayelerin içinde yok. Herhalde şey gibi Hobbit'teki Legolas. Ya ben bu sabah çağda meteorla düşüyor diye biliyorum ben. Abi ben bu sabah baktım. Bunlar Tolkien. Şu an biz Tolkien'in not defterlerindeki köşelerdeyiz. Böyle yani şey falan ya da böyle Yüzüklerin Efendisi'nde bir şiir okumuş. O şiirdeki bir karaktermiş bu falan öyle bir şeyler. Oralardayız yine yani. Yine de Yiğitcan. Boşluklar. Lotur'u okuyup buna bağlı bir şey yazabilirdin. Yok, çünkü bazı şeyler belli. Hani, bence yazamazsın ama abi. Ama böyle değiştiremezsin. Galadriel ile Sauron'u böyle sanki birbirleriyle sevgili olacakmış gibi olmamış gibi
olsa yok, öğrenirdik Lothar'da sanki yok, bunları zaten ya. Zaten önemi yok abi çünkü bunları da yapmanın bir yöntemi var. Yani tutup da Sauron Galadriel'in kolundan tuttu gel beraber imparatorluğu yönetebiliriz falan tarzı bir konuşma yaptı. Öyle de değildir. Yani çünkü yüzük abi bir tane benim izlediğim toplam kaç dakika izlemişimdir? 80 dakika falan izledim diziyi. Bir tane Tolkien'e yaraşır replik vardı. Onu da tekrar ettiler. Çok iyi bir replik bulduklarını anlamışlar çünkü. Karanlığa dokunmuş. Yok yok ya şey... No hope is meager even when it's meager. Ha, Gilgalad'ın söylediği. Ha. Ya, o biraz mantıklıydı ama Gilgalad o keşke dediği şeyi iki saniye sonra unutmasaydı ama. Ya tabii ama yani ben o repliği sonra finalde de tekrardılar. Ben dedim ki bu herhalde bu Tolkien'in bir şeyinden almışlar bu repliği. Çünkü yani muhtemelen. Diğer dizide öyle bir replik aklı yok. Yani bomboş konuşuyorlar herkes. Ya o sahnede çok sak bardak. Gilgalad söylüyor onu ve diyorsun ki vay be. Ne laf söyledi. Taşağına beton yetmez. Ha. Adamda elf bilgeliği var falan diyorsun. Onu deyince Elrond bok gibi kalıyor ya çünkü böyle. Hı-hı. Oraya kadar böyle bir şey oynuyorlar. İşte ben sözümü bozamam. İşte aynen. Benim onurum çünkü neden ama elf ırkından daha mı değerli falan hı-hı. Bilmem ne. İşte eğer ben sözümü bozarsam elf ırkının bir değeri yok zaten tarzı bir muhabbet yapılıyor işte. Ve işte Gilgalad orada onu söyleyince Elrond şey gibi oluyor. Söylemeyeceğim işte falan yapıyor. Böyle gidiyor. İki saniye sonra geliyor böyle Gilgalad bir şeyler söylüyor. Diyor ki kardeş sen dememiş miydin bana böyle böyle unuttun mu ki sözün falan. Yine değersizleştiriyor evet, yani evet, öyle olunca. Yani. Çok şey de ya Peter Jackson da yaptı yapmadı değil şey Hobbit'te Gandalf'la Sauron'u karşılaştırdı. Mesela normalde öyle bir şey yok. Bir de aynı herifin şeyi Lothar'da Gandalf hiç karşılaştığını hatırlamıyor Sauron'la. Ulan aynı dizi şey, filmi sen çekiyorsun bunu yapma ama bunlar bayağı değiştirmiş artık yani. Bambaşka birileri bunlar. İsimler aynı şey gibi yani. FRP oynuyorlarmış. Abi gibi. Amazon çok, zaten ne evren. Bekliyordunuz? Olur mu oğlum ya ama ben... yani. Hani bu vakıf çok mutluydu. Çok sadık kaldılar. Ay inanılmaz. Belki tutacaksınız da ben mutluyum bu arada. Niye? Ben o ben Star Wars'ta da bende şey var. Al o zaman. O şeyi o ortamın içine girmeyi seviyorum. Girebildin mi? Ya ben hala şey böyle. Ortam, ne diyor oğlum bu? Ortam abi daha çok benim için. Orta dünyaya gittim diyor da gitmedin ki. Luna Park'a git oğlum böyle şey mi olur ya? Evet işte ben onu görmek hoşuma gidiyor. Çekirdek alalım sana çekirdek işte. Cihaz'ı biliyordum arkadaşlar. Buna çok hazırım. Orta dünya gibi hissettirmiyor ki oğlum. Valla hissettiriyor be. Yine böyle var ya. Ya hani kanka Yeni Zelanda doğa belgeseli izlesene sen o zaman ne? Onu da yapıyorum. Dün gece yaptım 4 ay Yeni Zelanda. Tamam onu da övüyor mu İyi Yüzüklerin Efendisi dizisi diye? Ne yapıyorsun? OBS'e Yeni Zelanda belgeseli aç bir tane. Arkadaşlar Yüzüklerin Efendisi karakterleri PNG'liğini al yürüt. Evet evet evet. Ben orada. Diziyi bu arada seviyorum demiyorum bakın. Diziyi sevmiyorum. Ne dedi? Ama onu hayır. İzlemeyi seviyorum. Yani şey görselliği alanı. Diziyi sevmiyorsun onu izlemeyi mi seviyorsun? Bak senaryodan bağımsız bir şeyden bahsediyorum. Bakmayı seviyorum. Bakmayı seviyorum aynen. Çalışırken Allah Allah. İzliyorum bu arada. Yani... Ben de pür dikkat izlemiyorum. Kanka evet. Onu hak etmiyor. Bunun farkındayım. Ne diyorsun ama ambiyansı görmek hoşuma gidiyor. Tamam House of Dragon övelim bitirelim. House of Dragon'dan önce çok önemli bir konumuz var. Soru vardı. Ha, pardon. Fantezi dünyasıyla ilgili seks fantezisi yaptınız mı? Bu işte ne? Yüzüklerin Efendisi'ler, Star Wars evrenleri. Yok. Bilim ben kurulu... de hiç yok. Peki bunu yapana de... saygı duyuyor musunuz? Abi, İnsanlar istediğini aynen. Yapsın abi ya. Bu ne oğlum ya ne diyeceğiz deniz böyle soru mu olur ya? Bizim ekibi bilmiyorsun bunlar orospu yapanlar var, var. Yani. Hadi, ne, verin, ne, hadi birimiz orospucu rolü yapsın hadi. Verin, hadi. OnlyFans'a ne dedin? Ben OnlyFans ben okeydim birileri okey değildi. Ben değilim. Verim ya Witcher 3'teki Siri. O ne ya? Fantezisini söylüyorum. Fantezi. Sen Witcher mı? Sen Geralt mısın? Bu fantezide. Hayır. Ay, değilim. İzledim ay, öyle bir şey. Bir dakika, İzledim bir şey öyle bir şey değilim ama. Bir şey diyeceğim. O kötü o. Burada saçları beyaz ya. Aynen. Geralt'ın saçları da beyaz ya. İstemez misin? Aklıma şöyle bir sahne geliyor tamam mı? Böyle Witcher evreni, taverne Witcher kostümüyle bu giriyor. Ama saçları böyle, tipi böyle. Tipesi falan var böyle. Saçlarını uzatmıyor mu? Uzatmıyor. Güneş gözlüğüyle giriyor. Güneş gözlüğüyle ama zırhı Witcher tamam böyle geliyor falan. Daha sonra Siri ile sikiştiği bir porno. Of. Öyle giriyor. Çok komik olur. Bu şekilde, bu şekilde. Onun kızı falan. Hey Siri. Öyle bir şeydi. Siri onun kızı. Hey Siri. Siri onun kızı bu arada. Biliyorum ben istemiyorum Geralt olmak. Ne o, olacak? Kim olacaksın? Ya oğlum hayır. Eraktan olacak abi. Eraktan olarak bu. Ayrı bir Witcher. Eraktan Witcher yani. Sırf Witcher olmuyorum. Hayır Witcher olmuyorum. Random guy oluyorum orada. Ulan Siri ne oluyor? Sen manyak mısın? Ya niye aşık gibi düşün Witcher'ı. Çocuğun fantezisini niye ya ne alaka? Abi fantezi var fantezi var. Böyle fantezi olabilecek. Yerlere mi gelmem gerekiyor? Görev alman lazım. Witcher olman lazım. Tamam oldum abi. Mutasyona uğradım. Tamam. Ya da yazı Dandelion gibi bir karakter olman lazım. Tamam Dandelion'um. Ben barda oynarım. İyi barda oynarım. Tamam ama Siri Dandelion'u vermeyebilir. Dandelion kadar salak bir olmam. İyi bak. Leonard olurum. Leonard olursun. Tamam aynen. Onu bilemedim şimdi. Olur. Yok yine olmaz. Yennefer verir de. Leonard'a olurum. Yennefer verir de Siri daha Siri böyle. Siri daha böyle şey girl. Amazon. Amazon girl. Evet evet. Dövmem mi gerekiyor? Amazon girl. Evet okey tamam anladım. Bu muhabbet hangi fantastik edebiyat karakteriyle sevişmek istiyoruz?
tarzı mı? Evet. Öyle bir şey mi? Ya kadın birey demiş ki Sauron fantezim oluştu. Kadın dedikten sonra birey demene gerek yok. Evet. Birey demedim ki. Kadın birey dedi. Birey dedin. Hmm. Öyle mi dedim? Evet. Ağzım hoş olmuş. Kadın demiş ki işte Sauron'la Kara Lisan fantezim oluştu. Yani yataktaki Sauron'umu arıyorum ki ben de Kara Lisan'la dört talk yapacak biri olsun. Elfçe konuşun. Anlamadım ki. Kara Lisan'ca mı konuşulmasını aynen istiyor? Aynen. Ya öyle sert istiyor. Evet. Hükmetmesini istiyor. Ben şu an çok gerildim. Oğlum bir ses şey çok efor o ya. Yani tabii tabii. Yani bilmediğim bir dil öğrenip onda dört talk yapacağım falan. Tabii ki abi. Bir de dört talk. Hani. Bende var lan Elfçe şey var oyunda. Dört talk yapabilir misin Elfçe? Yok. Yapsan. Efor abi efor. Var der Noroni kanları. Noroni. Hadi falan yaparım. Güce dön. Ama bak onu yapabilirim. Filmden birkaç replik ezberleyebilirim ama o da yardımcı olmaz herhalde yani. Şey var bende. Akşam yıldızları yeriz. Taledenden galat. Ne demek? Işığa dön falan diyor. Ha. Ama seksen ışığa dön. Ya olmaz olmaz. One Ring'in Cock Ring versiyonu var. Ama o da anlamaz yani. Abi bence ikinci sezonda Halbrand yaptıracak bir tane. Cock Ring. Cock Ring yaptıracak yani. Aynen. Hepsine hükmetmiş. Ondan sonra Zenci Elf'e takacak. Evet. Çok güzel bir tadı. Niye Zenci'ye taktın? Daha çok alan vardır diye düşündüm. Aa. Bir erkek arkadaşımız demiş ki etkinlikte başınıza kötü bir olay geldi mi? Ben de Ankara etkinliğine katıldım. Hatta Zade bana mik uzatmıştı. Gibi bir senin bundan sesin şey inanılmaz arttı. Hatta Zade ağzıma evet vermişti falan çok gibi. Böyle. Çok yani çok geri ben öyle bir şey yapmadım evet kimseye. Kimin ağzına verdin? Kimsenin. Mikrofon uzattın galiba ondan bahsediyor. Evet, evet. Hatırlamıyorum. Ağzından şey yapmışsın. Vallahi başınıza bir kötü soruyu şey kaçırdım ben sesin senin pik yapınca. Etkinliklerde başınıza kötü bir şey geldi mi? Soru bu. Ben hastalık kaptım abi. Ha. Zührevi değil şey. Nezle. Artık COVID miydi bilmiyorum yani. 300 kişinin geldiği bir etkinlikte. Son fotoğraf çektirdiğim etkinlik. Hmm. Çünkü herkes de böyle evet olduktan sonra eve gidip bir hafta falan hasta yatınca dedim ki bunu ben niye yapıyorum ya? ne sağlıyorum ben? Nasıl bir hizmet sektöründeyim yani? Ama yine dibine giriyorlar ki ama fotoğraf çekiyorlar. Ben koronada gittim. Ben yapasım geldi ya. O anda unuttum koronayı. Ben de yaptım. Yazık canım. Sarıldım. Ya oluyor abi evet. Yani gün sonunda bu da sebeplerden yazık bir tanesiydi oldu yani de. Ha. Evet. Ya yani ben... En son orada. Rahat hissetmiyorum genellikle etkinliklerde, aa, kalabalık ortamlarda. Taraftan dolayı mı? Hmm. Yine bu izleyici yakınlığı mı? Ya şöyle hani hiçbir izleyicime tabii ki kötü bir şey de söylemek istemiyorum ama bazı izleyiciler gerçekten... Kokuyor. ya şeyi bilmiyor. hani... Bir anda öyle bir adam olsa. Evet. bazı izleyiciler keşke beni izlemese. hani nasıl diyeyim, nasıl anlatılır bu uygun bu dille bilmiyorum da. Aha. Hani... Belli bir sınır olmalı ya. Garip fiziksel anlar oluyor kanka. Evet, evet. Garip fiziksel anlar oluyor. Belirlendiği zaman rahatsız fiziksel alan mı diyorsun? Evet. Hani evet ben ona biraz önem veriyorum. Çünkü nasıl diyeyim, yeni insanlarla tanışmak beni rahat hissettirmiyor. Çok insan olan noktalarda hani kendimi iyi hissetmiyorum. Aslında çok sosyal bir adam da değilim. Sadece işte böyle podcast'tir, yayındır falan da. Çok bölüyorum. Biri bazıları da anormal seviyor. Yani hani bu kadar tabii, üst limitin de üst limitini sarılıp seviyor. Bırakmayanlar oluyor. Seni rahatsız eden işte ben aşırı rahatsız evet oluyorum mesela. Evet. Hani seni sarıldık. Taciz etmiş. Aynen yani, yani şu aşırı sevdi. Anıyı silmişim kafamdan. Hatırlamıyorum. Evet. Ankara'da sanki yani, biri Ankara, korkmuştu evet seni. Ankara'da hiç garip bir an yaşamıştım. Falan gibi bir Ankara'da garip bir an bana yaşamıştım. Bana direkt oldu ya fiziksel. Bana, ne oldu? Ben anlatıyorum bu dediğine. Yani böyle bir fotoğraf çektiriyoruz, konuşuyoruz birileriyle. Bir tane çocuk geldi. Aha. Ama böyle tam da sik bir tip yani, tamam mı? Hani aşırı yani... Sik derken şey, türbanlı din insanları. Yok şey, kak anlamında diyorsun. Hindistanlılardan mı bahsediyorsun? Hindistanlı mı? Sonu H olan. Aynen. Hayır abi, bir sik gelmedi tabii ki. Sik ha geldi. Sik bir tip geldi. Hı-hı. Yani. Ya rak bir tip ha geldi. Okay, okay. Yani. Yani hasta bir tip gibi. Yok yani şey gibi. Ha sen de öyle. Tabii bende de öyle bir. Sıkıntılı bir tip yani, anladın mı? Tamam, sik tamam bir tip yani. Neyse. Geldi ve ben muhabbet ederken birdenbire muhabbet arasında böyle göbeğime şap şap diye üçgen vurdu. Ama baya böyle vurdu. Bunu herhangi birimiz yapmadık sana. Ve tabii şey dedi, ne derler. Şu göbeği de bir eritsek Günhan'ın be dedi. Oh, ay Götoğlu'na bak. Siktir lan. evet evet. Bana bizi buradan dedi dinliyorsan aç kendi göbeğini erit. Ve size bir şey mi? Ne yapacağımı bilemedim çünkü. Evet. Şöyle oldum. Çok sert götlük. Evet ya döveceğim çocuğu bir şekilde, vuracağım falan bir tane böyle yani. Ya da tamamen gülüp arası yok. Gülüyor gülüp geçiyor. Ya da diyeceksin ki anan memnun. yani işte evet onu yaparsam da döverim. Onu yapmam da döverim gibi hani zaten. Hani yani kavgaya gibi giriyorsun orada. Bir tane tokat atarım gibi yani sanki, anladın mı? Yok tokatlar önce bir anan memnun. Bu çocuğun kimliğini yıllardır bilemiyorum, çözemiyorum. Hala arıyoruz. Bence yaz, bu çocuk, yorumlara yaz. Bu çocuk çoktan bence o yayınlarda o kadar bahsettim ki onu, bir hikaye bir şekilde ona ulaşmıştır bu çocuğa. Muhtemelen. Ve kendisini biliyordur. Ve benim tahminlerim de var bu çocuğun kim olduğu ile ilgili. Fakat işte o kadar görüntüsü gitti ki kafamdan çocuğun yani böyle. Hmm.
Hani tekrar görsem hatırlayamam. Keşke hatırlayabilsem kim İşte oldu. İşte o çocuk şimdi stüdyolarımızda. Aa, şimdi geliyor. Gelse falan. Beni komplayan oldu. Kalk geldi. Hatırlıyorum. Ama sana çok tuhaf şeyler olmuş. Bana zaten. Çok oldu ya. Sana, aynen. Evet, popo ellendi. Olmuş. Evet. Popolar ellendi. Koplandı. Popo bende de var. Bende benim de popom var, bir popo. Kere actual normal şeyde ellendi. Yani okul çıkışı. Ha, normal taciz sen yani. Sen taciz oldu. Evet. Sana metroda para da teklif etmişler. Ne diyorsun? Evet, bana metro evet. Abi çok ilginç bir anıdır. Bu arada ben bu anıyı tek başıma yaşadığım için çok garip bir şekilde şey oluyorum. Ya çıkar çıkmaz hemen çocuklara anlattım falan. Ama asla biri orada şahit değilse aynı gerçeklik seviyesinde olmuyor ya abi. Bu da bir çok da sürreal bir andı. Böyle yani artık böyle bazen yaşamamışım gibi falan geliyor. Çok soyutlandım onunla. Şöyle abi, metroya gidiyorum iş çıkışı. İşte bir tren böyle 2 metro çok falan biliyorum, yaptım. Çok biliyorum İstanbul. Atina. İşte trenden indim, metro inişine doğru merdivenlerde bir adam Yunanca bir şeyler söylemeye başladı. Ben dedim bilmiyorum Yunanca, İngilizcem var sadece. Ha işte nerelisin dedim, Türkiye falan. Benim de Türkiye'de akrabalarım var. 1000 kere yaptım muhabbet. Zaten hep Yunanların çıkıyor bir şeyleri falan. Öyle mi falan, ne yapıyorsun da çalışıyorum bilmem ne falan bir şeyler. Dedi ben nereye şey dedi, işte şu tarafa gideceğim de dedi, hangi peronun hangi tarafına. Dedim bu tarafa, ben de oraya gidiyorum, aynı yere gidiyoruz hani şuradan falan. Sonra muhabbete başladı, dedi işte ne yapıyorsun burada, çalışıyorum, ne iş yapıyorsun. Dedim işte şurada bir ofiste çalışıyorum, şöyle şöyle bir iş. Başka iş fırsatları arıyor musun dedi. Nasıl işler? Ben de kafamda düşünüyorum ki Türkiye'li olduğumu konuştuk falan, hani böyle bir çeviri meviri bir şey öyle belki hani lazım olacaktır. Ben dedim valla ben aramıyorum ama hani arayan arkadaşlara nasıl bir şey lazım? Yemin ediyorum birebir kelimesi kelimesi aklımda kaldı. I want to suck your big cock for money dedi. Batı'nın ahlaksızlığı. Evet, seninkini emecek ama sana para verecek. Bana para verecek. For money deyince ama kendisi sanki para istiyormuş gibi. Hayır. Yok, bana para teklif ediyor. Seni sikini emecek. Evet. Ne kadar teklif ediyor? Abi sormadım. Bu anıyı anlattığım herkes bunu şey yapıyor. Ama abi. Abi bak soramam. Bak anlamıyorsunuz çocuklar. Şimdi çok ben de şu an bu hikayeyle ilgili benim de en merak ettiğim şey bu. Çünkü bir yerde şurada aklıma... Ama o an soramazsın yani ne çünkü. Ne olacak diyorum, gözünü hayır, kapatacaksın. Hayır, o an sorduğun zaman pazarlığa başlamış oluyorsun abi. O artık başka bir şey anladın. Süreç olur. Başlamış. Evet, yani ben bunun bu teklifi valid görmüşüm, masaya oturmuşum. Artık hani detay konuşuyoruz yani, anladın mı? O yüzden yok teşekkür ederim yani hani flattered oldum falan ama eyvallah falan sağ ol falan yaptım. Hani peki bunu teşekkür mü etmeliyiz, terslemeli miyiz? Ben teşekkür ettim abi ama keşke tersleseydim çünkü ne oldu biliyor musun? Adam benimle aynı metroya bindi. Muhabbete devam ediyoruz. Ben muhabbeti uzaklaştırmaya çalıştıkça adam benim penisime geri dönüyor. Bir de devam ediyoruz. Evet evet. Sünnetli mi diye soruyor. Nasıl diyor. Ben de bir nokta dedim ki burada kalacaksak bari ben adamı biraz yani mind hunterlayayım da anlamaya çalışayım. Abi dedim neden yani düşüyor mu böyle dedim. Oluyor mu böyle, oluyor olmaz mı falan filan diyor. Dedim abi peki neden parayla? Çünkü dedi ki straight erkekleri dedi şey yapmak parasıyla... Homoseksüel bir şey yapmak daha hoşuma gidiyor. Ben sen yalamak istiyorsun. Ben dedi lan, homoseksüellerden dedi hoşlanmıyorum dedi. Homofobik homo. Falan aynen böyle bir adam. İlginçmiş ya. Muhabbetin bir yerinde ben artık... Abi power trip olarak görüyor herhalde. Büyük ihtimalle aynen. Uzaklaşsın mevzu artık yeter falan diye böyle yani şey de aklıma geldi abi para meselesi. Ne iş yapıyorsun? Otelim var dedi. Otelim var deyince peki, ulan dedim kaç ya. Verebilirdi acaba? Oğlum sen aslında abi, çok güzel şantaj yaparmışsın adama. Ya işte, yani şantajı bırak. Yani, abi ne kadar okey olabilirdin? Abi yok ya bir şey diyeyim. Ya ne kadar okey bırak. Bu artık bu program buraya. Bunu soracaksan şantajı da değerlendirebiliriz bence. Paraysa bunu. Aynen önce şantajı da adamdan milyon ekstrakt edebilir belki yani. Abi yani şöyle ben geçen gün oturdum hesabını yaptım. 500 bin euroya ben hayallerimin hayatını kurabilirim. Oğlum adamın hangi otele sahip olduğunu öğrenseydin adamı öğrenirdik. Ama bak sonra lojistik olarak şunu düşün kanka. Şimdi adam sana orada metroda teklif ediyor ya. Parayı nasıl verecek? Havale mi yapacak? Nakit zannetmiyorum. Ya. Şimdi nakit verecek kanka. İş çıkışı. Nakit ertesi gün gelecek yani. Tamam mı? Hani o nakit direkt yok, orada. Nakit ya. Bence nakit. Şimdi orada verebileceğin nakit bir paraya ben 100, o işe girmem. O kadar da abi. O işe girmem. Bond çantası olması lazım, anladın mı? Aynen. Orada zaten işler değişir. Orada zaten aynen. Bond çantasını açacak. Böyle diyecek ki burada diyecek çok para var. Cüzdanından çıkartabileceği bir meblağ paraya ben o işe girmem. Katılıyorum. Sikinin fiyatı bu kadar yüksek mi ya? Ya abi o bir sik fiyatı değil biliyor musun bence? O bir kirlenmişlik fiyatı. Çünkü orada sen... Travma fiyatı. Gözünü kapatacaksın zaten. Can sıkıntısı yani, anladın mı? Gece sayarsın ona doğru yere bir... Ya evet de abi sen istemiyordun bunu, para için yaptın ya. Yani iyi hissetmezsin kendini. Orada yani, fark var bence. Adamla tanışsak adamın kanka, muhabbeti kalırsın. Sohbeti çok iyi olsa ulan desem yani hakikaten adamın ağzı iyi laf yapıyor. Başka ne yapıyordur ağzı diye merak etsem de. Sonra girsek bu topa
Ulan, sakallı ve bıyıklı mıydı? Düz adamdı ya. Sakalı bıyığı var mı? Ya kanka vardı. Onu da suratı siliniyor kafamdan yavaş yavaş ama yani hatırladığım şey, hafif bir tohuma kaçmıştık var. Normal adamdı yani. O zaman kadın gibi hayal edemezsin. Sakal büyük batar falan siker. Tabii. Abi ne gibi yani. Ben bu teklifi bir kadın da yapsa ben bunu okey değilim. Ya. Abi metroda tanıştığın biri sana evet diyor ki sana fiyat muamele şey yapayım. Ya bak şey çok evet rahatsız ediyor çocuklar. Hani... Bak gerçekten bir şey. Bak, evet şu mesafe, Zade ile olduğumuz mesafedeyiz. Çünkü metro sıkışık ya biraz yani iş çıkışı bir de saati. Şu mesafeden ben muhabbeti dodge etmeye çalıştıkça adam sikime getiriyor ya lafı. Hmm. Abi hayatımda ilk defa benim karşılık vermediğim bir şehvet bakışmasında buldum kendimi. Adam bana yiyecekmiş gibi bakıyor. Ve ben ya yokum orada. Bak, yani bak bu çok rahatsız edici bir şeymiş lan. Yani böyle anladın mı? Adam böyle falan filan gibi diyor. Sen yoksun orada yani aslında. Dudaklar, dudaklar şöyle değil mi? Dudaklar ara sıra böyle. Bak onu yapamıyor. Gerçekten genuinely azgın olmadığın için yapamıyor. O sadece gerçekten azdığın zaman yapabileceğin bakış. Hani o yani ha, anladın mı? Yani o böyle falan böyle. Yani gözüyle sikiyor beni orada. Hani bu mesafeden çok rahatsız edici bir durum. Onu ben kadın, erkek, ha, köpek, kuş falan hiç fark etmez. Hayır abi bir de yani şimdi sana teklif aciz ediyor. Ne yapıyor? Başka... Ne görüyor mu? Ben de bir şey anlatmaya çalışıyor zannedip iş atıyormuş pezemeyi burada bana. Şimdi işin sağlık kısmını da bu arada gözden kaçırıyorsunuz. Tabii. Hani metrodan metroya ağız muamelesi çekmek için dolaşan seyyar tüccar aynen gibi bir adam bu. Evet. Abi ben bir de anladın şeyi mı kaçırmışım. Metro bir de çok kalabalık diyor. Ben orayı ve kaçırmışım. Başka insanlar dinliyor yani. Ya İstanbul kalabalığı düşünme abi. Okay. Normal insan kalabalığı. Ağza, analdan anala ver coşuyu. Tabii. Yiğit candan Yunan'a, Yunan'dan bayana, oteller çarkına ver metroyu. Allah yarrak Allah çıkar ortadan. Metronun girişi kadar girer başka adını tünellere. İsterim tünellere olsun. İsterim şimdi çok güzel bir soru var. Sevişmenizin ortasındasınız. Tamam, çay mı içiyoruz? Zade içeriye elektro gitarla giriyor. Ne oluyor ya? Solo atıyor. Solo. Evet. Ne yaparsınız? Yani ben dedim elektro gitarla solo atıyorsan bir tebrik edin öncelikle yani. Tabii ben şey davet ederim ya herhalde. Öyle havalı giriş yaptığım için. Ha, gel abi yani sen de iştirak et. Seks yapıyoruz şey almaz mısın? Oha nereye öğrendin? Nereye öğrendin falan diye soruyorum ben. Gitme göre mi sekse göre mi yani? Artık nasıl? İlk tepkisi penetre ediyorsan abi. Önce takdir etmek mi kızmak mı? İlk tepkisi. Ben şey derim oha gitar mı öğrendin çok falan. Olurum. Ben takdir ederim galiba. Çok olur. Eyvallah sağ ol. Böyle bir şey yapmam merak etmeyin. Benim hiç gitar çalamıyorum. Şey olmadı. Aşırı derecede iyi gitar çalan yakın arkadaşım olmadı. Benim var. Çoğu yakın arkadaşım inanılmaz derecede müzik konusunda useless. Ve yani hiçbirisi bir enstrüman çalmayı bilmiyor. Mesela Yiğitcan'ın şu noktada bir tane gitar çalmayı öğrenmiş olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hmm. Ve yani kesinlikle kendisine bu yatırımları yapmıyor. Yani seyyah olmasına bak bazı şeyleri öğrenmen lazım. Gitar bence mutlaka kolay para da kazandırır. Evet, bilmen gerektiği gibi düşünmüyor musun gitar olması? Ben ders aldım gitar küçükken. Beğenmedim. Evet, beğenmedin. Aynen. Orada bana da keman dersi verdiler ve bütün erkekler herhalde yaptı onu. Ya bir nokta bana keman dersi yani verdiler ve kemanım vardı ve ben bir şey öğrenmeyi hiç sevmiyorum enstrüman anlamında. Çünkü sürekli pratik yapmam gerekiyor. Hmm. Parmağın acıyor. Parmağın acıyor. Genel olarak fiziksel hareket gerektiren şeyleri sevmiyorum. Ben de akustik gitar ritmi tutabilirim. Ben çok üşengeç bir adamım yani. Ben kajun istiyorum adam çocuklar. Haydi. Kajun. Bu üzerine oturduğum vurduğum kutu kilosu var ya. Kaç para oldu ben koyayım? Hayır, kilosu kaç para mı? Ne dedi ki? Kajun değil. Kajun sen adam kajun istedi zannettin ve reddetti. Kajun da kajun baharatı var. Abi alırız biz. Vardır abi sanırım bir yer orası çünkü herhalde. Kendi göndermesi var kajunun. Evet evet o da oradan yapılıyor falan. Çok ben arkadaşım vardı. Bu şey değil mi Zeynep Bastık diyerdi. Abi Zeynep Bastık'ı sokmasaydık ben şuna keşke. Ama akustik şeylerin oturan evet, adamıdır. Aynen aynen ya o kutu üzerine oturup pıtı kıtı vuruyorsun. Evet, evet. Ben çok seviyorum çok onu. Çok istemem bu arada. Vurmalıdır ama ya. Onu ben henüz Chico gibi hissetmiyorum şu an. Ver yok, bana şey isterim ama. Çok iyi böyle çok iyi davul solo yapayım. Davul adam. Ha davul adamı. Whiplash mı ne? Whiplash olayım. Not onu izledim geçen. Neyini beğenmedin lan? Kanka film bak çok garip. Whiplash'i beğenmedin mi? Abi bak filmi ya beğendim. Ya bu Whiplash'i beğenmemiş. Bak, Rings of Power beğenmiş. Bunda niye arkadaşsınız ya? Sen duyduğun şeye inandın ve ön yargı. Whiplash'i beğendin mi? Lan. Abi filmi beğendim. Beğenmediğim şey şu. Bakmayı beğenmedim. Gömerken story attım. Gözüme hitap etmiyor ama iyi. Bak beğenmediğim şey şu. Film bitmesini istediğim yerde bitmedi. Bence biraz daha ihtiyacım var. Özür dilerim. Olur mu abi? Film 10 numara bitiyor. Ya, oğlum Whiplash'in finali arkadaşlar, müthiştir ya. Film tam olarak böyle bitiyor. Böyle bitiyor film tam orada olarak. Orada çok
bir şey anlatıyor. Herifin gülüşü şöyle bitmesi falan. Oğlum kanka, adamı merak ettim. Bu adam kimdi, ne olduğu merak ettim. Hayır lan, adam dayağını yedi yedi yedi, dayağını sıçtı batırdı. En sonunda gitti elleri kanayana kadar soloyu çaldı. Muhteşemdi. Filmde diyor ki sana, bazen büyük adam olmak için dayak yemen gerekir abi. Tamam, buna bitti. Da okeyim. Pressure Max Diamonds filmin ana şeyi bu. Okeyim ben buna. Ya bu biraz problematik. Buna okeyim. Bak o olabilir. Ben de bunun %100 doğru öğrenme yöntemi olmadığını, bazı bence insanların bence film de buna %100 katılıyor. Bazı insanları göre. Bazı insanları döverek büyütebilirsin, bazı insanları pışpışlayarak büyütebilirsin. Herkes de tek bir çözüm çalışmıyor kesinlikle. Ama ya ben Pressure Max Diamonds bir yere kadar doğrudur abi. Yani zor koşullar parlak elmaslar yapar yani. Ama çok parlak insanı da böyle söndürebilirsin. Söndürebilirsin de mahvedersin. Ben de mesela tam tersi çalışıyor. Kendine yani intihar ettirtiyor falan. Tabii yani. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani zaten o bir de şeyi de çok açık bence film onudur yani. O Whiplash, J.K. Simmons abinin %80 trip ego. Hı-hı. Hani şey falan, çünkü hani o pozisyonundan bozulunca da hemen şey falan oluyor ya, hani hiç şey olmuyor. Ben çocuklara bir eğitim verme. Hayır. Bana nasıl yaparlar lan bunu falan filan oluyor. Evet ama günün sonunda şey çok dramatik olarak ters bir hareket abi. Yani Amerikan filmi gibi şey gibi bitmiyor, anladın mı? Ezmeden de başarılı olabiliriz. Mühim olan kendimize inanmaktır evet, falan. Evet, evet. Film ters köşe yapıyor seni yani. Yani çünkü hakikaten çocuk çalıyor gidip o soluyu. Helal, kral hareket. Tatmin edici bir filmdi ya sonuyla. Bir de rezil olduğu yerde coşuyor geriden. Kızdığım şey şuydu. Çocuk bir hayal kurmuştu ya işte, bir grupta çalmak tamam. işte. Ben işte... umudunu kaybetme dedi Will Smith'in filmi. Grupta çalmak ya. Değil, grupta çalanları aşağılıyorlardı. Hayır, caz grubunda çalmak. Ha, okay. Will Smith'in umudunu kaybetme filmi vardı ya. Tamam. O da böyle benim için görmek çok istediğim başka yerde duruyorlar ama. Evet, o film de öyle bitiyor. Ya. Ben ya, çok güzel bir film var. Tuvaletlerde yatan Matthew. Aynen. Aynen. O film çok iyi kanka. Sonunda iş alıyor falan. O filmin sonunda görmek istediğim yeri göremedim yine. Ne bileyim. Neyse, son bir soru alıp hızlıca da finale doğru gidip koşacağız. Bu nasıl prop oğlum? Bunu kim... Chico. Senin bir şeyin mi bu? Benim. Ben alayım hatta onu istiyorsanız. Abi o bizim aslında uzun uzadıya bir karakterimiz. Yıllardır yanımızda olan. Tamam. Ben alıyorum. Bu programın emekçilerinden onlar. Çocuk esirgeme kurumu alıyor Chico. Evet, son sorumuz. Ne yaptın ekibinden bir Sadıç seçseniz kimi seçerdiniz? Deniz. Deniz. Evet, Deniz. Neden? Çünkü yani evet. Yani bu ekipte geri kalan abi. Yıldız gibi parlıyorsun. Sadıç'tan kastımız... böyle abi, Amerikan tarzı değil mi? Erin Sadıç olarak Türkiye. Olmaz Erin Sadıç. Çok iyi yaparım. Amerikan olmaz. Tarzı abi Eren Sadıç. Yapar. Eren de olur. Nedime siker. Eren de olur, ben de olurum. Adam tehlikeli kanka, bir adam. Bak hani şey gibi. Ya sana ne Sadıç ne biliyor musun? Bütün eventi emanet ettiğin karakter aslında. Ben bütün eventi emanet ederim Eren'e. Ha evet, bana iç etmeni istemem. Tabii ben de aynı şekilde. Ben, ya Deniz ya Eren ben de. Evet, yani, gibi gözüm kapalı. Ben tabii. Kesinlikle sürekli taşak geçeceğim için. Bende kaldığında nasıl hissediyorsun öyle hissediyorum. Aynen. Bana sakın emanet etmeyin böyle anladım, bir şey. Ben anladım, şahit olurum anladım. Ama yani büyük sorumluluk. Ben sorumluluk yani yakın zamanda yaptım kanka. Mümkünse bütün... Çok gerçekten inanmışlık ve saygı sevgi istiyor. Çünkü fıttıracağın yerlerde fıttırmaman gerekiyor yani. Senin orada en ayakta kalan adam olman lazım falan yani. Ben mümkünse beni... En az sorumluluk evet. Ama mertebe olarak en yüksek yerlere gidiyor. Gel gelin olamadı. Böyle bir şey var ya. Mert'in beklentimiz düğüne gelmesi olmalı. Evet evet. Hani evet. Başka bir beklentiye girmemeliyiz. Evet yani ben taksiyle geleceğim ve bir şeyler içeceğim orada. Tabii. Geç kaladır. Peki yani. Karşılıklı topal dansı yapacağım. Aslında hayatta ne kadar şanslı oldu. Bu kadar vurdum duymaz adamın, bu kadar onu önemseyen ve her şeyine okey olan arkadaşı. Evet. Mesela ben bu kadar önemsemesem hiçbir şeyi ya da her şeye son dakika gelsem ben böyleyim abi de sen. O kadar etrafımda herkes olur muydu, böyle bir ekibim olur muydu emin değilim. Ama bunda bu adam... şeytan tüyü var. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Abi 5-6'da uyanıyor. İçeriklerde de öyle. Evet, evet. Birileri... Yani Günhan'dan bir X faktörü çıkarttığın zaman hiç çekilmiyor. Yani bu ne oluyor bu adam falan. Ama işte var o da. Meczup gibi bir şey anlatıyor seni şu an. Seviyoruz onu. Allah da seni böyle yaratmış. Ben şöyle yorumluyorum bunu sürekli. Ben hepinizden iyiyim. Ha yok. Yani konuştuk kanka ve yani ve böyle bensiz hiçbir şey olmuyor gibi hissediyorum. Yok yok kanka, konuştuk. Ben bunu böyle yorumluyorum. Yani şöyle olsun. Düşün yani mikrofonun kapansa biz okeydik yani. Olsun. Konuşmuştuk hatırlarsan. Olsun yok. Ben bunu böyle yorumluyorum. Evet. Bak bu yorumuna bile okey olmamız işte nasıl gördüğümüzü. Arkadaşlar Yiğit Erdoğan var. Bravo. Swinger şart. Swinger şart. Protest bir hareket başlandı. Evet. Hayır. Yiğit'in lafıdır abi. Ünlüdür ya. Hala yazıyorlar bana. Swinger şart. Şart abi. Teaser görüntü almamış olsak ne komik olur değil mi? Eren Aktan, Mert Günhan, Zade Kum, ben Deniz Şahin. Ve Chico. Kendinize iyi bakın. Like atın. Abone olun daha da ya. Ya ne yapıyorsunuz siz? Abone olun. Swinger şart yazın. Instagram'lar var. Yorumlarda...
Yorumlarda... En iyi ırkı belirli...